Bisiklet Fuarı'na hoş geldiniz. Ben Çağrı Terzioğlu. Bugün sizlere endurans bisikletlerinin temel ayırt edici özelliklerini ve neden aslında birçok kullanıcının endurans tarzı bisikletleri tercih etmesi gerektiğini anlatmaya çalıştım. Endurans bisikletleri bilinenin aksine sadece uzun yol gitmek ya da sadece konforlu sürüşler yapmak için yapılmış olan bisikletler değillerdir. Tabii ki geometrik ve teknolojik avantajları sayesinde kısa mesafelerde yüksek konfor ya da çok uzun mesafelerde konforlu ve performanslı sürüşler sunabilirler. Fakat bunların haricinde bu bisikletler size sağlıklı ve sürdürülebilir bisikletçilik de sağlarlar. Şimdi size bunları nasıl yapacaklarını anlatacağım. Öncelikle endurans yani dayanıklılık bisikletleri tırmanış, İngilizce adı olarak all-rounder diye tabir edilen bisikletlere göre daha kısa uzanma mesafesine ve daha yüksek alım borusu yani eğilme mesafesine sahiptir. Bunlar size geometrik olarak daha konforlu, daha dik oturduğunuz, daha az uzandığınız, daha az eğildiğiniz bir sürüş pozisyonu sağlarlar. Aerodinamik olarak bu oturuş pozisyonu size belki birkaç watt kaybettirebilir, biraz daha verimsiz olabilir. Fakat uzun mesafeleri rahat kat edebilmenizi ya da kısa mesafelerde bile çok konforlu sürüşler elde edebilmenizi sağladığı için de bana sorarsanız burada aerodinamik olarak yaşadığınız kayıplar göz ardı edilebilir kolaylıkla. Ayrıca son dönemde bisikletlerin tasarımlarından gelen aerodinamik avantajları da bana sorarsanız bu farkı hayli hayli kapatacaktır. Ayrıca endurans bisikletler bu geometrik özelliklerinin yanı sıra bazı teknolojik ve diğer geometrik özelliklere de sahiplerdir. Bunları şöyle sıralayabiliriz. İlk olarak endurans bisikletleri muadillerine göre daha geniş iki tekerlek arası mesafeye sahiptir. Bu bisikleti özellikle yüksek hızlarda ve bozuk yollarda sürerken, bozuk yollardan kastım işte soğuk asfalt olabilir, mıcır olabilir, köy yolları olabilir, şehirler arası yollar olabilir. Bu gibi yollarda sürerken bisikletin dengeli ve stabil şekilde sorunsuzca hareket edebilmesini ve sizi sürüş sırasında çok yüksek bir güven hissi yaratmasını sağlarlar. Ayrıca bu bisikletlerin gravel'larla karşılaştırıldığında en büyük avantajlarından bir tanesi de orta göbeklerinin yani ağırlık merkezlerinin yere yakınlığından dolayı özellikle gravel'larla karşılaştırdığınızda sizin de ağırlık merkezinizi yere daha yakın tutabilmeleri ve bu sayede sizi yüksek hızlarda yine daha dengeli ve daha aerodinamik bir şekilde yolda tutabilmeleridir. Ayrıca endurans bisikletler ön ve arka çeki borularında yani burada tekerleklerin bulunduğu boşluklarda daha geniş bir alan sunarlar. Muadili all-rounder ya da işte tırmanış bisikleti dediğimiz çeşitlere göre ve aerodinamik dediğimiz bisiklet çeşitlerine göre ve bu sayede 732 hatta bazı modellerde 735'e kadar geniş lastik takıp çok konforlu ve güvenli sürüşler elde edebilirsiniz. Biliyorsunuz geniş lastikler oldukça da hırlı oluyorlar. Bunlarla ilgili bir sürü test var. Bunları da internet ortamında bulabilirsiniz. Yani büyük lastik her zaman yavaş anlamına gelmez. Bunu da göz önünde bulundurmak gerekir. Bunun haricinde yine birçok bisiklet markası bazen bisikletlerine mekanik amortisör ya da elastomerle esneyen parçalar ekleyerek bazen de karbon katmanlarının tasarımını değiştirerek ve kadronun geometrik tasarımını değiştirerek çeşitli konfor ekipmanları ekliyorlar. Sistem var. Bazı markalar buradaki çeki borularını ince tutarak bisikletin dikeyde esnemesini, hafifçe esnemesini sağlayarak darbe sönümlemesini, yoldan gelen titreşimleri sönümlemesini daha iyi hale getiriyor. Fakat yine karbon teknolojilerini kullanarak bisikletin arkasının sadece dikeyde hareket etmesine imkan verip yatayda çok sert ve rigid olmasını sağlayarak bisikletin performansından da ödün vermesinin önüne geçebiliyorlar. Bu yüzden endurans bisikletleri aslında yavaş bisikletler değildir konusuna gelmeye çalışıyorum. Özellikle birçok bisiklet markası kullanıcılarının daha çok bisiklete binebilmesini istiyor. Çünkü endurans bisikleti size daha konforlu, daha uzun ömürlü ve daha sürdürülebilir bir bisiklet hayatı sunuyor. Yine burada dediğim gibi işte daha konforlu bir geometri, daha dik, daha yakın oturduğunuz bir geometri ve daha geniş lastikler taşıyabilen, daha iyi darbeyi sönümleyen kadro yapıları sayesinde de sizi her zaman bisikletin üzerinde mutlu olarak tutabiliyor. Tabii ki de bunun yanında endurans bisikletlerinin dezavantajları da var. Çoğu endurans bisikleti muadili olan çok yüksek performans vaat eden profesyonel takımların kullandığı tırmanış all-rounder ya da aerodinamik bisikletlere göre zaman zaman biraz daha ağır olabiliyorlar. Bunun da temel sebebi karbon katmanlarının tasarlanma yöntemi ve bazı markaların kullandığı biraz önce de bahsettiğim gibi süspansiyon ya da elastomer gibi
kadronun konforunu arttırmaya yönelik ekstra mekanik ya da teknolojik geliştirmeler oluyor. Fakat burada dikkat etmeniz ve göz önünde bulundurmanız gereken şey, bu kadroların birazcık da olsa ağır olmalarına rağmen sizlere uzun kilometreler boyunca getirdikleri konfor ya da kısa mesafelerde bile kazandırdıkları konfor ve keyifli sürüşlerin bu küçücük ağırlık farkına kıyasladığınız zaman bu ağırlık farkının göz ardı edilemeyecek kadar bana sorarsanız önemsiz olmasıdır. Ki zaten günümüzde pro takımlarda bile profesyonel sporcuların bile bisikletleri 7,5 kilolar civarında. Buna başka bir bölümde de yine değiniriz bisiklet ve bisiklet ağırlığı konusuna. Hafif bisiklet mi, aerodinamik bisiklet mi konusuna. İşte bu sebeplerden dolayı aslında birçok kullanıcı endurance bisikletlerle daha mutlu sürüşler yapıyor. Bunu biraz da yıllar boyu gelen bike fit tecrübeme dayanarak da rahatlıkla söyleyebilirim. Bana birçok kullanıcı geliyor. Yepyeni gıcır gıcır bisikletler almışlar. Son model, süper hafif, süper aerodinamik. Ama kullanıcının fiziksel kapasitesi, fiziksel yetenekleri, fiziksel özellikleri o bisikleti sürmek için uygun değil. Kimisi yeterince esnek değil. Bisikletini o agresif ve oldukça aerodinamik pozisyonunda rahat edemiyor. Kendini taşıyamıyor. Kimisi o bisikletin üzerinde zaten o şekilde durabilecek kadar atletik değil. Kilosu biraz fazla olabiliyor. Ya da bazı kullanıcılar çok esnek olsalar bile o agresif pozisyonlarda uzun süre durabilecek kadar dayanıklılığa ve kas gücüne sahip olmayabiliyorlar. Ve bir süre sonra çeşitli problemler, sıkıntılar çekip bazen bisiklete binmekten bile vazgeçebiliyorlar. İşte bu yüzden birçok kullanıcı aslında genel olarak endurance bisikletleri tercih etmesi gerekiyor. Evet, umuyorum bu bölümde anlattıklarım sizler için bilgilendirici, faydalı ve doğru şekilde yönlendirici olmuştur. Eğer öyle düşünüyorsanız bu anlattıklarımdan daha çok bisiklet severin, daha çok sayıdaki bisiklet severin faydalanabilmesi için videoyu beğenip abone olup diğer arkadaşlarınızla paylaşarak kanala destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, bisikletle kalın.